Anladın değil mi Apocuğum? Boktan dümenden dayak yiyeceksin. Sana istediğin kadar para. Keleğin birinden dümenden dayak yiyeceğim ha Üçkağıtçı Cemal. Namımıza leke sürülür be. Sonra ne olur forsumuz? Ulan iki paralık oluruz aleme. Seni orada kimse tanımaz be Apocuğum. Dümenden dayak yemiş gibi böyle kendini yere atacaksın. Zaten sana vuracak olan... kendini kabadayı zanneden... hıyarın biri. Anacığı çok üzülüyor. Zavallı hasta annesinin hatırı için. Biricik oğlunun manyaklığı onu yatalak hasta yaptı. Zavallı hasta annesinin hatırı için. Para kazanacaksın. Sana helalinden 5.000 lira var. Hem de peşin. Buyurun efendim, buyurun efendim. Bana pezevenk Malik'i gönder. Burada bir Malik var. O da buranın sahibi, o da Malik beyefendidir. İşte o, söyle. Deyyus'a gelsin, yedi bela üstünü geldi de. Lütfen patronuma bu şekilde hitap etmeyin. Ne diyorum ve de burayı dağıtıyorum. Malik denen herif gelmezse burasını yıkarım, tamam mı? Hadi! Bitirin şunun işini. Demek Malik Bey'i görmek istiyorsun. Malik Bey'i öyle mi? Evet, o herifi. Şimdi sana o herifi gösteririm. Durun bakalım, evvela ben hesaplaşacağım. Sen kimsin lan? Ben yokum artık, herif sahiden çakıyor. Aman Apo dayan, al şu beşliği fazladan iki yumruk daha ye, hadi anam. Herife bak. Nerede lan şu Malik? Buraya gelmez efendim. İki gün sonra geleceğim, burada bulunsun. Yoksa seni döverim. Bu bahşişin. Vay anasını! Ne adam bu be! Söyledik değil mi? Demek beni sordu. Ve sonra da pavyonu yıktı. Peki, adamlar bir şey yapamadılar mı? Adam Allah'ın belası! Bir yumrukta iki adamımızı yere çaktı. Dev gibi birini de yerden yere çaktı. Ben hayatımda böyle kuvvetli adam görmedim. Görünüşü bir boka benzemiyor ama... herifte... zehir gibi kuvvet var. Patron, bu adama kurşun bile işlemez. Benim görüşüm bu. Kurşun işlemez ha. Öyleyse iki kurşun sıkın bakalım bu hergeleye. Bakalım kurşun işliyor mu, işlemiyor mu görelim. Malik, olanları duydum. Sana meydan okuyan biri çıktı nihayet. Batakhaneleri yıkmış, şimdi seni arıyormuş. Yakalarsa ne yapacağı belli. Sen kendine bak Makbule, 5 günün kaldı. Yaşamam bugün sonuna bağlı, yani kağıdı imzalamana. Benim imzalayacağım kağıdı senin de imzalaman lazım. Bakarsın adam senin sağ kolunu kırar da imza atamaz hale gelirsin. İstersen yarın akşam bana yemeğe gel. Batakhaneni kırıp döken adamla karşılıklı yemek yersin. Nerede kaldı bu adam? Kim bilir? Nerede kaldı be? Ay çatlayacağım ya. Ne zaman gelecek acaba? Bilmem. Ay,
Gördün mü, seninki ortalığı yakıp yıkmış gene, ne erkek be! Bizim için dövüşmüş. Sen de beğeniyorsun değil mi artık? Ne bileyim ben. Ay geliyor işte, geliyor, vallahi geliyor bak! İşte geliyor! Geliyor! Sen selam verme! İşini bitirirsem kıçına iki kurşun sıktırın, hayır kalbine! Arif Hüsnü'nün işini bitirir. Cenazesine çiçek gönder patron. Hem de bir dükkan dolusu, bir dükkan! Hüsnü oğlum, o suratının kıymetini bil. Sigorta yaptıralım. Oğlum, bu suratı sigorta yaptırmaya para yetmez. Nasıl pavyonda herkes senden korktu? Ha? Cemal! O sonradan gelen deve amma dayak yedi ya! Amma! Aa, vuruyorum, kaçmıyor! Ulan ama güldü be! Ya, ben kimi dövecektim, kimi dövdüm? Ya. Niye geldi ki o öyküz, hiç anlamadı! Anlamaya lüzum yok! Dayak yemek için gelen birini geri çevirmek erkekliğe sığar mı? Madem geldi, basacaksın sopayı! Nasibini alıp gidecek! Ben öğlenden sonra yine dövmeye çıkıyorum. Dayak yiyecek çok insan var şehirde. Bırak şimdi dövmeyi Hüsnü, Hüsniye'yi düşün. Düşünüyorum. Biraz daha düşün. Düşünmekten anam ağladı. Bana bak, hani ulan Hüsniye gelecek demiştin, nerede ulan Hüsniye? Dur oynama! Hüsnü! Dur oynama! Hüsnü! Geliyor. Yaklaşıyor. Yaklaştı. Hüsnü, seni sevdiğimi yeni anladım. Yarın beni parkta bekle, olur mu? Olur. Öptü. Beni öptü. Öptü beni, ah! Allah Allah! İntihar etti ya! Karı meselesindendir!